Etan ve etilenin yapılarını kıyaslayalım. Etanın sonu anla biter, yani alkandır ve moleküler formülü C2H6'dır. Etilenin sonu ise enle biter, yani alkendir ve moleküler formülü C2H4'tür. İki karbon için en fazla 6 hidrojen olabilir. Yani etanın hidrojene tamamen doyduğunu söyleyebiliriz. Etilene bakacak olursak, iki karbon için yalnızca dört hidrojene olduğunu görüyoruz. O zaman etilenin hidrojene doymamış olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi her iki molekülde de bulunan karbonlara bakalım. Etanla başlayalım. Buradaki karbonlar sp3 hibritleşmiştir. Sp3 hibritleşmiş karbonun etrafındaki geometrinin dört yüzlü yani tetrahedral olduğunu biliyoruz. Etilen için farklı bir renk kullanalım. Bu karbonlar sp2 hibritleşmiştir. O zaman etraflarındaki geometrinin üçgensel düzlem olması lazım. Bu iki karbonun etrafında da düzlemsel bir geometri vardır. Son olarak iki karbon arasındaki bağa bakalım. Etanda iki karbon arasındaki sigma bağın bir miktar serbest dönmesi vardır. Bu durumda etan molekülünün farklı konformasyonları mümkündür. Hemen not edelim. Serbest dönme Etilende ise karbon atomlarının arasında çift bağ olduğunu görüyoruz. Çift bağın etrafında serbest dönüş olmadığını biliyoruz. O zaman burada serbest dönüş olmaz ve etilende farklı konformasyonlar elde edemeyiz. Bu da aslında alkenlerinizin yapısını etkiler. Sol tarafta etanı görüyoruz. İki adet sp3 hibritleşmiş karbona bakacak olursak aralarında yüzlü geometri olduğunu görüyoruz. Aralarındaki sigma bağlar içinde serbest dönüş olduğunu biliyoruz. Gördüğünüz gibi molekülü döndürerek etanın farklı konformasyonlarını gösteriyor. Etilende sp2 hibritleşmiş karbonlarımız düzlemsel geometriye sahip. Buradaki molekülü yana doğru döndürürsem düzlemsel olduğunu görebilirsiniz. Çift bağ yani pi bağı mevcut olduğu için serbest dönüşte yoktur. Burada modelimizi döndürmeye çalışıyorum ve gördüğünüz gibi hareket etmiyor. Alkenleri substitüsyon derecelerine göre sınıflandırabiliriz. Etilendeki bir hidrojeni alıp yerine bir R grubu eklersek mono substitüe alken elde ederiz. Sağ tarafta mono substitüe alken örneğini görebilirsiniz. Hidrojenleri eklersem daha iyi anlaşılabilir. Bu karbonun iki hidrojeni ve bu karbonun bir hidrojeni olduğunu biliyoruz. Bu karbona bağlı bir alkil grubumuz, metil grubumuz var. İşte mono süpsütüye bir alken. Bu alkeni isimlendirmek isteseydik bu karbon birinci, bu karbon ikinci ve bu karbon da üçüncü olurdu. Üç karbonlu alkene ise propen denir. Buraya yazalım. Dil süpsütüye alkene bakalım. Şimdi iki adet R grubundan bahsediyoruz. Bunları R ve R üssü olarak adlandırdım. Bunlar aynı veya farklı olabilirler. Burada R ve R üssünün aynı karbon üzerinde olduğunu görüyoruz. Fakat dil sübsütü erken de bunların farklı karbonlara bağlı olması da mümkün. Sağ tarafta bir başka dil arken erken örneğini görüyorsunuz. R ve R üssü farklı karbonlara bağlı. Fakat bir fark daha var. Bu iki R grubu çift bağın zıt taraflarında yer alıyor. Bu örnekte ise buraya bir çizgi çizersek her iki R grubunun da çift bağın aynı tarafında olduğunu görüyoruz. Birinin dönerek diğerini oluşturmadığını biliyoruz. Çünkü çift bağ etrafında serbest dönüş yoktur. İşte 3 farklı disipsitüe alken örneği. Buna bakalım ve isimlendirelim. Çift bağımızı içeren en uzun karbon zincirini bulalım ve çift bağa mümkün olan en küçük sayıyı verelim. Birinci, ikinci ve üçüncü karbonlar burada. Üç karbonlu alkene propen denir. İkinci karbona bağlı bir metil grubumuz var o zaman bu 2 metil propen olacak. Alkenin hangi tür disüptitüe alken olduğuna bakacak olursak önce hidrojenlerimizi çizelim. Bu karbona bağlı 2 hidrojen var. Soldaki karbonunsa 2 metil grubu var. Yani 2 R grubu da aynı. O zaman bu her iki R grubunun da aynı karbona bağlı olduğu disüptitüe alken. Şimdi trisüptitüe alkene bakalım. Burada 3 R grubumuz var. R, R üssü ve R üssü üssü. Yine bunlar aynı veya farklı olabilir. Burada bir tri alken örneği görüyorsunuz. Şimdi karbon üzerindeki hidrojenleri çizelim. Çift bağ bağlı olan 3 R grubumuz varmış. Şimdi de çift bağ içeren en uzun karbon zincirini bulmamız lazım. Bu karbon birinci, bu ikinci, bu üçüncü, bu dördüncü, bu da beşinci. 5 karbonlu alkene penten denir. Buraya yazalım. Çift bağımız ikinci karbonda başlıyor. O zaman 2 penten. Son olarak ikinci karbona bağlı bir metil grubu var. Alkenimizin adını tamamlamak için 2 metile ihtiyacımız var. Bu tri sütütöe alkenin adı 2 metil 2 penten olacak. Şimdi de tetra sütütöe alkene bakalım. R, R üstü. R2 üssü ve R3 üssü. Tetra sübstitüe olan bu molekülümüze bakalım ve çift bağımızı bulalım. Bunlar karbonlarımız. Üstteki karbon birinci, aradaki çift bağı takip edersek bu da ikinci. Burada sikloheksen türevi var ve bunu önceki bir videoda görmüştük. Hemen yazalım. Sikloheksen. Birinci karbona bağlı bir metil grubu var. İkincisi için de aynı şey geçerli. O zaman 1-2 dimetil sikloheksen. Şimdi molekülün neden tetra sübstitüe olduğuna bakalım. Birinci karbona bağlı metil grubu burada. Bir de halkanın bir parçası olarak bu tarafta alkil grubu var. O zaman bu karbona bağlı 2R grubu var. Şimdi ikinci karbona bakalım. Bunun da 2R grubu var ve yine metil grubu burada. Alkil grubu da burada. İşte bu yüzden bu alken tetra süpsitöe alkendir.